Bu dersin konusu araştırma sorunun tanımlanması ve denence kurma. Bu derste araştırma sürecini kısaca hatırlatacağız. Nitekim geçen dersin sonunda bir şekil kullanmıştık. Araştırma tasarımından kısaca söz edeceğiz. Dünya görüşleri ya da paradigmalar olarak adlandırdığımız farklı paradigmaları görüp araştırma stratejileri ve yöntemlerinden kısaca söz ettikten sonra araştırma sorunu nasıl tanımlanır, araştırma soruları nasıl oluşturulur, bağımlı bağımsız değişkenler nelerdir, hipotezler yani denenceler nasıl kurulur, bunlar üzerinde duracağız. Bir önceki dersin sonunda nicel ve nitel araştırma sürecinin aşamalarının birbirine çok benzediğini söylemiştik. Nitekim bu konu seçiminden ya da araştırmacının nitel araştırmalarda bir toplumsal benlik kararı vermesinden araştırmayı tasarlamasına, veri toplamasına, analiz etmesine, yorumlamasına ve yayınlamasına kadar uzanan bir süreçti. Bu süreçte iki temel sorun var. Birincisi, neyi araştıracağız? İkincisi, nasıl araştıracağız? Birincisi, sorun olarak hangi araştırma sorununu üzerinde araştırma yapmak istiyoruz, buna odaklanıyor. Ki bugünkü konumuz daha çok bununla ilgili. İkincisi ise nasıl araştıracağız, yani süreçle ilgili. Bu da daha sonraki derslerimizin konusu olacak. Nitekim nasıl araştıracağızla ilgili olarak hangi araştırma yöntemi kullanılacak, ne tür bir veri toplama aracı geliştirilecek, hangi deneklerle konuşulacak, veriler nasıl analiz edilecek vesaire. Nitekim derslerin diğer kısımlarında özellikle sonlarına doğru daha ağırlıklı olarak da veri toplama analiz konuları yer alacak. Tabii ki bu iki soruyu cevaplayabilmek için yani neyi araştıracağız ve nasıl araştıracağız? Bir defa araştırmacının belirli bir araştırma tasarımı geliştirmesi lazım. Yani araştırma tasarımından kasıt araştırmanın başından sonuna kadar nasıl hareket edeceğini detaylandırması. Bir bakıma araştırma tasarımı araştırmacının yol haritasıdır. O yol haritası aracılığıyla daha sonra bu araştırmayı okuyacak olan kişiler bir bakıma araştırılan konuyla ilgili olarak nelerin mercek altına alınacağını daha iyi görecektir. Araştırma tasarımı araştırmacının bir defa neyi araştırdığı ile ilgili olarak nasıl bir yeni bilgi elde etmeyi planladığını, bulacağını en azından tahmin bazında söylemesi lazım. Nitekim denencelerden ya da araştırma sorularından kastedilen şey de budur. Bu tasarımla aynı zamanda hangi araştırma stratejileri izlenecek? Yani hangi araştırma yöntemi kullanılacak? Nicel mi, nitel bir yaklaşım mı seçilecek? Bunların sergilenmesi lazım. Ve son olarak da hangi yöntemi izlerse izlesin, araştırmacı verileri nasıl toplayacak, nasıl analiz edecek, hangi istatistiksel testleri uygulayacak varsa ve nasıl yorumlayacak, bunların detayları yer alması gerekiyor. Kabaca bir bütün olarak bakıldığında araştırma tasarımını 3 açıdan inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi sorunlara yaklaşımda araştırmacıların hangi paradigmaları ya da hangi dünya görüşlerini temel alarak sorunu çözmeye yaklaştıklarıdır. İlk derste kabaca okullardan söz etmiştik. Rasyonalizm, ampirizm vesaire gibi kısaca da olsa pozitivizmden, yapısal işlevselcilikten, feminist teoriden en azından ismen bahsettik. Bu niçin önemli? Çünkü araştırmacı açısından belirli bir
araştırma sorusuna nasıl yaklaştığı, o kişinin daha sonra nasıl bir süreç izleyeceğini de belirliyor. Yani kabaca bir örnek vermek gerekirse, örneğin post pozitivizm ya da pozitivizm daha çok neden sonuç ilişkileri üzerine, her şeyin nedenlerinin objektif gözlemler ve deneyler aracılığıyla bulunabileceği üzerine kurulu bir yaklaşım. Katılımcılık öte yandan belki de daha çok yorumlamaya ya da fenomenolojik, hermeneutik yaklaşım dediğimiz yaklaşımları ele alan bir yaklaşım. Dolayısıyla hangi konuyu araştırıyor olursanız olun, bu paradigmalardan hangisini öne çıkaran bir yaklaşımla olaya bakacaksınız? Bu son derece belirleyici tasarlanacak araştırma açısından. Çünkü bunlara bağlı olarak sizin ikinci aşamada nicel bir araştırma stratejisi mi izleyeceğinizi, yoksa nitel araştırma stratejisi mi izleyeceğinizi, yoksa her ikisinin de yer alabileceğini mi belirleyen bir şey. Bu araştırma stratejisine bağlı olarak da geliştirdiğiniz araştırma tasarımı bir önceki derste gördüğümüz gibi nicel bir yöntem mi izleyecek, yoksa nitel bir yöntem mi izleyecek, yoksa karma mı olacak, bunlara karar vermenizde yardımcı olacak. Bu araştırma yöntemleri de bizim aynı zamanda ne tür araştırma soruları üreteceğimizi, bu sorularla ilgili araştırmayı yapmak için nasıl bir kuramsal bakış açısı geliştireceğimizi, verileri nasıl toplayacağımızı, inceleyeceğimizi, analiz edeceğimizi, yorumlayacağımızı ve yazacağımızı da belirliyor. Onun için de burada gördüğünüz şekilde, gördüğünüz gibi bu bileşenler arasında bir etkileşim söz konusu. Yani hangi paradigmayı araştırmacının öne çıkardığıyla ne tür bir araştırma stratejisi izleyeceğin ya da hangi araştırma yöntemini kullanacağı ve nasıl veri toplayacağı birbiriyle çok yakından ilişkili. Paradigmaları çok ayrıntılı olarak anlatmayacağım ama dünya görüşü paradigma dediğimiz zaman neyi kastettiğimizi bu kalabalık slaytta belki bir miktar daha görmek mümkün. Örneğin pozitivizm dediğimizde daha çok tümden gelimle, yani belirli bir kurama dayalı olarak başlayan araştırmalardan söz ediyoruz. Determinist bir yapıya sahip, ampirik veriler toplanması, gözlemler yapılmasına dayalı ve daha çok fen bilimlerinde kullanılan bir yaklaşım. Ama sosyal bilimlerde de tabii ki pozitivist yaklaşım birçok araştırma sorusunda kullanılıyor. Yapısalcılık dediğimiz zaman ise tüme varımla başlayan araştırmaları daha çok öne çıkarıyoruz. Ve buradan başlayarak da acaba incelediğimiz gruplar, bireyler, toplumlar üzerinde bir kuram geliştirebilir miyiz yaklaşımı. Nitekim daha sonraki haftalarda göreceğimiz gömülü kuram, grounded theory, buna dayanıyor. Yani tek tek yapılan gözlemlerden acaba kuramlar geliştirebilir miyiz diye. Ya da katılımcı paradigma dediğimiz zaman belli bir alanda bir eyleme geçilmesini, harekete geçilmesini amaçlayan bir dünya görüşünden bahsediyoruz. Araştırmanın politikayla ilişkisinden söz ediyoruz. Değişimle ilişkisinden söz ediyoruz. Bu tür araştırmalarda nitel stratejilerin, nitel araştırma yöntemlerinin kullanılması daha yaygın. Pragmatizm dediğimiz ise burada ise sorunun özelliğine göre hem nicel hem nitel yöntemler kullanılabilir belki ama adı üzerinde pragmatik olarak sorun çözmeye yönelik bir dünya görüşü, paradigma diye adlandırabiliriz. Bunların temel olarak belirli bir felsefi görüşe dayanması da gerekmiyor. Ama gerçek dünyada karşılaşılan bir takım sorunları çözmek temel amaç. Kuşkusuz bu dört yaklaşım dışında başka dünya görüşleri ya da bakış açıları ya da paradigmalar da söz konusu. Ama biz bunların detayına girmeyeceğiz. Şimdi
Dünya görüşü, paradigma ya da felsefi bakış açısı aynı zamanda sizin hangi araştırma stratejilerinizi seçeceğinizi de belirler demiştik. Belli başlı iki araştırma stratejisinden bahsediyoruz burada. Nicel araştırma stratejileri ve nitel araştırma stratejileri. Nicel araştırma stratejileri dediğimiz zaman daha çok ampirik veri toplamaya, gözlem yapmaya dayanan araştırmaları kastediyoruz. Deneysel araştırmalar bunlardan bir tanesi. Neden sonuç ilişkisi bulmaya yönelik. Aynı şekilde sosyal bilimlerde en sık kullanılan araştırma yöntemlerinden biri olan survey ya da betimleme araştırmaları gene nicel stratejilerden biri. Nitel strateji dediğimiz zaman kastettiğimiz ise daha çok örnek olaylarla, alan araştırmalarıyla, etnografik araştırmalarla, anlatıma dayalı araştırmalarla ilgili. Bunların içerisine tarih girer, antropoloji girer, iletişim girer, sosyoloji girer. Kuşkusuz bu alanda bize gruplar, kişiler hakkında gayet yararlı bilgiler sağlayabilir bu stratejiler. Bu stratejilere dayanarak da nicel mi, nitel mi yöntem izleyeceğimiz ya da ikisinin karışımı bir yöntem mi izleyeceğimiz belirlenmiş oluyor. Örneğin nitel stratejiyi izleyeceksek o zaman bizim nitel veriler toplamamız gerekiyor. Deneklerle yaptığımız görüşmeler aracılığıyla, yapısal, yarı yapısal ya da yapısal olmayan görüşmeler aracılığıyla veri toplamamız gerekiyor. Bir örnek olayı derinlemesine incelememiz gerekiyor. Ve bu topladığımız veriler üzerinden de o vakayı, o örnek olayı derinlemesine anlamamız gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında nitel yöntemlerin, deminki slide'da söz edilen örneğin alan araştırması gibi, örnek olay gibi, etnografik araştırmalar gibi yöntemleri öne çıkaran çalışmalar olduğunu pekala görebiliriz. Öte yandan nicel yöntemler dediğimizde ise bunlar daha çok nicel veri toplamaya yönelik yöntemleri öne çıkarır. Deneysel yöntem ya da betimleme araştırmaları ya da içerik analizi gibi yöntemler bunlardan bazıları. Yine burada da kuşkusuz deneklerle görüşmeler, anket uygulamaları vesaire yer alacaktır. Amaçlanan şey burada daha fazla nicel ölçüme, gözleme dayanan veriler elde etmek. Belki nitel yöntemlerde olduğu kadar derinlemesine bir bilgi elde edemeyebilirsiniz ama sonuçta tanımlamaya ve açıklamaya yönelik pekala veri de sağlayabilirsiniz. Elbette bunların karışımı olan hem nitel hem de nicel yöntemleri kullanan araştırmalar da var. Bir not burada nicel ve nitel derken, deminki derste, bir önceki derste de söylediğimiz gibi bazı şeyler vardır ki nicel olarak ölçemeyebilirsiniz. Yani işte ölüm kuyruğu örneğini vermiştik bir önceki derste. Şimdi aklıma gelen bir başka örnekte ülkemizden bir tıp profesörünün yaptığı bir araştırma vardı. Tan sendromu diye bilinen Üner Tan'ın yaptığı. Ülkemizde belirli bir yörede halen dört ayak üzerinde yürüyen bir aile var. Bu aile ile ilgili olarak yapılabilecek belki de tek kullanılabilecek tek yöntem nitel yöntem olsa gerek. Neden? Çünkü bu aile bireylerinin halen neden dört ayak ya da dört uzuv üzerinde yürüdüklerini ortaya çıkarmak için bizim nicel veri toplamamız çok söz konusu değil, örneklem almamız söz konusu değil. O zaman yapacağımız iş bu insanların gelişim sürecinde acaba hangi genlerle ilgili herhangi bir aksaklık oldu da bu meydana geldi diye. Nitekim Profesör Üner Tan bu konuda yaptığı araştırmalarda yıllar önce öne çıkmıştı. Dolayısıyla
Evet, belki bazen bir sorun için hem nitel hem nicel yöntemleri kullanabilirsiniz. Ama bunlardan birisinin tercih edilmek durumunda kalındığı araştırmalarda kuşkusuz olacaktır.